Aşk şarkılarıyla içimizi titreten Rafet El Roman'dan güzel haber. Geçtiğimiz günlerde konserinde ettiği bu dansla yüreklerimizi hoplatan ünlü sanatçı, önceki gün sevilen şarkısı Bana Sen Lazımsın için yeniden kamera karşısına geçti. Bunu kaçırır mıyız? Biz de Q Magazin olarak oradaydık tabii. Mikrofonumuzu ünlü sanatçıya uzattık. Neler söylemek istersiniz? 300 kişilik bir kast var burada. Bizi nasıl bir klip bekliyor Rafet Bey? Evet, kadro oldukça bugün kalabalık. Çok eski bir güzel şarkıma, en sevdiğim şarkılarından bir tanesi Bana Sen Lazımsın şarkımıza yeni bir klip çekiyoruz. Yeni bir versiyonu hazırladık. Bu projenin detaylarını daha sonra açıklayacağız. Şimdi bugün çekimdeyiz. İşte böyle bir kalabalık, güzel bir prodüksiyon, çok büyük bir prodüksiyon. Yıllar sonra dedim tekrar şöyle bir Rafet El Roman eski klipleriyle hep konuşulan bir tekrar yapalım dedik ekipçe. Merter'de çekiyoruz. Burası Merter'in çok ünlü bir caddesi. Sağ olsunlar, bugün herkes anlayışlı. Zaten kapattık. 2000'cimiz var. Büyük bir gösteriye sahne olacağız yani bugünkü klipte. Ama çok şeyi de anlatmak istemeyelim. Yani yapmayalım, anlatmayalım zaten. İnsanlar izlesin, öyle karar versin. Çamur Adam'la çalışmaya nasıl başladınız? İlk toplantıda değil ama bize bazı kareler, fotoğraflar, çalışmalarından söz etti, gösterdi. Ve tabii ki biz çok beğendik. Bu yaklaşık bir 2-3 ay önceydi. Geldi de kendisi. Geldi. Hocamız da. Geldi ve gitti Çamur Adam. O böyle var yok arasında ama klipte de kendisini göreceksiniz. Aslında benim iç dünyamı yansıtıyor Çamur Adam bu şarkıda, klipte. Hani benim bütün içimdeki isyanımı, bütün içimdeki o agresifliği, şarkıdaki duygusallığı, derinliği, akıl mantığı içeriyor. O bunu tabii kendi haliyle yaşasa da aslında hepimizin iç dünyasını bir şekilde yansıtmış oluyor. İzleyince insanlar bu klibi ve şarkının manasını daha iyi kavrayacaktır. Bir izleyelim, bir çıksın da. Sonra üzerinde daha uzun uzun konuşuruz. Yönetmeni merak ediyorsunuz değil mi? Öyleyse buyurun. Yüzü çamurla kaplı, ayakları yalın bu yönetmeni daha çok konuşuruz. Hele bir klibi görelim de bakalım nasıl olacak. Merakla bekliyoruz.